Değerli izleyenler, ekran başına hoş geldiniz. Sizlere İzmir Narlıdere'den sesleniyoruz ve yanımızda firma sahibi Anıl Bey var. Bakalım bizlere neler aktaracaklar. Ben 16-17 senedir yaklaşık İzmir içerisinde faaliyet gösteriyoruz. Gıda sektöründeyiz. Kafeterya işletmeleri yapıyoruz. Dolayısıyla güvenilir bir çevrede marka yaratma sürecinde bize destek veren bütün misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Biz İzmir Narlıdere'de bir marka yaratmak için Hardal Kafe ile ilerliyoruz. Süper. Tabii ki biz hikayeyi, serüveni merak ediyoruz. Hardal Kafe, özellikle Hardal ismi nasıl oluştu? Hardal Kafe değerli eşim Zeynep'in fikridir. Çok güzel bir projeyle başladık. Zaten başlangıç önemlidir. Esasında sonlandırmanın yarısıdır. Kesinlikle. Bu süreçte de her türlü desteği benden esirgemeyen yol arkadaşım Mehmet ve değerli eşim Zeynep'e de teşekkürlerimi sunuyorum. Buraya gelen misafirlerimiz burada ne gibi lezzetler bulabilecekler? Öncelikle lezzetlerimizden bahsedelim. Tabii ki de biz burada dondurulmuş hiçbir ürün kullanmıyoruz. Dolayısıyla kendi yaptığımız el yapımı hamburgeriyle iddialıyız. Özel soslarımız da zaten ön plana çıkıyoruz. Onun dışında yine kendi yaptığımız köfte ürünlerimiz, tavuk burgerimiz, taş fırın ekmeğine yaptığımız dönerimiz, hardal dürüm dediğimiz bize ait özel soslarla hazırlanmış dürüm dönerimiz, müşterilerimizin, misafirlerimizin hizmetine sunuyoruz. Güzel. Tabii ki işin mutfağında olduğumuz için dışarıdan bir malzeme alıyorsunuz, et alıyorsunuz, ürün alıyorsunuz. Özellikle aldığımız ürünlerde nelere dikkat ediyoruz? Kalite tabii ki önceliğinizdir muhakkak. Kesinlikle. Biz burada hiçbir şekilde poşet malzemesi kullanmıyoruz. En başta bunu dile getirmek isterim. Doğaya ve çevreye zararlı olan her şeye hayır diyoruz. Bu yüzden poşet kullanmıyoruz. Yağlı kağıt ve yağlı kağıt ile hizmet sunuyoruz. Taşıma paketiyle de servise çıkıyoruz. Süper. Kendi baskı malzemelerimizle özel olarak çalıştığımız modacımız, ambalaj modacısıyla beraber bu işlemleri yürütüyoruz. Dolayısıyla hayvan dostuyuz. Çok güzel. Bunun için de işletmemizde ayrıca önemsediğimiz sosyal sorumluluk projeleri de yürütüyoruz. Tabii ki dikkatimizi çeken bir noktada bu kadar ürünleri çok kısa sürede hazırlamanız, bu da büyük bir başarı olsa gerek, bekletmiyorsunuz. Çok evet. Seri bir şekilde evet. Hazırlayabiliyorsunuz. Ya bu bir ekip işi. Biz evet. Kendimize güveniyoruz zaten. Bu süreçte de herkesin söyleyebileceği bir şey değildir. Biz marka yaratmak için burada başladık dememizin nedeni de bu. Evet. Gelen misafirlerimizi ağırlayabiliyorsak, en hızlı şekilde, en kaliteli ürünlerle buradan çıktıklarında mutlu çıkabiliyorlarsa, biz zaten burada onun için varız. Peki buraya gelemeyen misafirlerimize gönderim yapabiliyor muyuz? Tabii ki de paket servisimiz de mevcut. Bahsettiğim gibi taşıma paketlerimiz var. Özel olarak kullandığımız yağlı kağıtlardan oluşan ambalaj maddesi olarak poşet kullanılmıyor. Özellikle çevre ilçelerde de farklı ilçelerden bizi ziyaret eden müşterilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bizi merak edip geldikleri için bizim onlara götürmemize gerek kalmadan da bizi ziyaret ediyorlar. Kaç personel hizmet veriyoruz? Biz burada toplam 4 personel hizmet veriyoruz. Bahsettiğim gibi bu bizim başlangıç noktamız. Ama devamında şu an şubeleşme yolunda gidiyoruz ve hedefimiz de bir franchise işletmesi olarak işin başında daha profesyonel bir ekip kurarak devamını getirebilmek. Evet. Tabii ki hijyenden de bahsedelim. Özellikle bir kadın eli değdiği de gerçekten buraya yemeklere, lezzetlere tabii de çok belli. Söylemeden de geçemeyeceğim. Tabii ki. Yani biz burada ön plana çıkardığımız şey ürünlerimiz olsa da esasında bir kadın elinin değmiş olduğu bir işletmeyle nasıl farklı olunabileceğini de bir örneği olarak burada devam ediyoruz. Yani gösteriyoruz bunu. O yüzden gelen müşterilerimiz, misafirlerimiz lütfen gelsinler. Aile sıcaklığını burada tatsınlar. Evet. O sıcaklığıyla biz onlara yansıtmak isteriz. Deneyimlemelerini rica ediyoruz o yüzden. Evet. Aslında tabii ki şubeleşmeyi düşünüyorsunuz. Peki başka illerden de talep gelirse franchise'lik isim hakkı vermeyi düşünür müyüz? Tabii ki de. Devamında hedefimiz de bu. Şu an düşündüğümüz hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Hatta beklentimizin üstünde hızlı ilerliyoruz. Ama aynı kaliteyi koruyabilmek için acele etmiyoruz. Çünkü bu tip şeyler o kaliteyi koruyabildiğiniz ölçüde devam edebilir. Biz de o kaliteyi kurabildiğimiz ve koruyabildiğimiz ölçüde devam edeceğiz. O yüzden emin adımlarla ilerliyoruz Melek Hanımcığım. Kesinlikle, ama ne kadar şubeleşirseniz şubeleşin, eminim ki herkes buraya tekrar bir özleyecektir, gelmek isteyecektir. Gerçekten buranın enerjisi de bambaşka. Direkt size de geliyorlar, onu da fark ettik.
Tabii ki de. Çünkü bizim enerjimizi sevdikleri için misafirlerimiz, ayrıca kullandığımız ürünlerin kalitesi, fark edilir ürünler kalitesi olduğu için, misal diyorum, ketçap mayonezimiz ithal. El yapımı hamburgerimize hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Özel bir kasapla anlaşmamız var. Bize sadece özel üretiliyor. Onun dışında hani baktığınızda her işletme birbirine benzeyebilir ama biz gıda sektöründe çok uzun yıllardır nefes verdiğimiz için, biz fark yaratabilmek için buradayız dememin nedeni bu. Yani en ufak bir ürünümüzde farklılığı görebiliyorsa bizim misafirlerimiz, zaten biz hizmet verdiğimiz anlayışı ve devamını getirebiliyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sizi misafir etmekten ötürü de ayrıca gurur duyduk.